Herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Spor eve sığar sloganı ile çıktığımız bu yolda bugün de sizlerle beraberiz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm antrenman videolarımız, sosyal medya hesaplarımız, YouTube, Instagram ve Facebook'ta yüklü bulunacaktır. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca antrenman esnasında sularımızı yanımızda bulundurmayı unutmuyoruz. Ve bugünkü ileri seviye harika antrenman programımız için söz Selçuk Hocam'da. Herkese selamlar değerli spor severler. Bugünkü antrenman programımız bacak ve karın kası egzersizlerinden oluşacak olan harika bir antrenman programıdır. Antrenmana başlamadan önce bacak kası egzersizleriyle ilgili, bacak antrenmanıyla ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bacak antrenmanı çoğu spor severin orta derece, ileri derece, başlangıç seviyesi spor severin ihmal ettiği bir kas grubudur. Bacak antrenmanlarını, bacak çalışmasını lütfen antrenmanlarınızdan eksik etmeyin. Neden? Bir kere herkesin istediği bel bölgesi yağlanmasından kurtulmanın tek yolu bacak çalışmasıdır. Yanlış duymadınız. Bel bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmak istiyorsanız antrenmanlarınızdan bacak egzersizlerini çıkaramazsınız. Vücudumuz bacak antrenmanında özellikle vücudumuzun en büyük kas grubu olan quadriceps kası testosteron üretmeye başlıyor. Yani total testosteronumuzu artırıyor. Testosteron hormonu artarsa ne olur? Kas gelişimimiz artar. Kas gelişimiyle yağ oranı da ters orantıda çalışır. Kas oranımız artarsa yağ oranımız düşer. Bununla birlikte bel bölgesindeki yağlanmalardan kurtulmanın tek yolu, özellikle söylüyorum, bacak çalışmasıdır. Bir diğer faydası nedir? Diz problemlerimiz tabi ileri seviye değilse, diz problemlerimiz, işte bilek bölgesindeki burkulma problemlerimiz, bu tarz problemlerimiz varsa bacak antrenmanlarında eklemlerimiz, kaslarımız güçleneceği için bu tarz ağrıların, burkulmaların önüne geçeceğiz. Bacak bölgesi anatomik olarak büyük, yani halk arasında kalın tabir edilen anatomide olan insanların bacak çalışmasından korkuları var. Yani daha da büyürse, daha da kalınlaşırsa falan. Zaten bacak bölgesinin kalınlığı incelmez. Bunun incelmesi için, birkaç santim incelmesi için kilo vermemiz gerekir. Ama bacak çalışmalarını yaparsanız bu bölge sıklaşır. Bununla birlikte yağ oranımız düşer. Çok fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Antrenmanımıza ısınmayla başlayacağız. Ardından bir bacak egzersizi, bir karın egzersizi süperset şeklinde uygulayacağız. Hazırsak ısınmamıza müzikle beraber başlayalım. Olduğumuz yerde yürüyoruz. Biraz daha yukarı çektik bacakları. Harika. Her antrenman söylüyoruz. Isınma egzersizleri çok önemli. Lütfen ısınma egzersizleri yapmadan antrenmanlarınıza başlamayın. Çektik yukarı. Harika. Tabii bu ısınma varsa koşu bandı, ip, bisiklet, eliptik, hiçbir şey yoksa bulunduğunuz yerde egzersizler yaparak uygulayabilirsiniz. Parmak ucunda koşalım. Bravo. Kollar aktif. Hızlandım. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Eller belde, ayaklar ileri geri. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Yanda. Bravo. 10. 5, 4, 3, 2. Kolları devreye alalım. Bravo.
Harika. 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Koşalım olduğumuz yerde. Nabzımızı bir 10 saniye artıralım, hızlanalım. 5, 4, 3, 2, 1. Düşürdük tempoyu. Yürüyelim. Evet, nabzımız yükseldi. Vücut ısımız yükseldi. Kontrol altına alalım nefesimizi. Ardından Gül Hocam bize stretching egzersizleri uygulayacak. Biz hazırız hocam. Evet, bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha büyük açalım. Avuç içlerimizi koyduk bacaklarımızın üst kısmına. Yavaşça sürüklüyoruz aşağıya doğru. Bileğe kadar inelim. Tuttuk, bileklerimizden tuttuk, bekliyoruz. 3, 2, 1. Yavaşça kalktık. Ve bir sağ, bir sol bacak iç kısmımızı rahatlatalım. Çok güzel. Kaldık, bekliyoruz. Uzandık. 3, 2, 1. Yavaşça kalktık. Hemen diğer bacaktayız. 3, 2, 1. Bıraktık. Bacaklarımızı kapattık. Omuz başlarımızı geriye doğru çeviriyoruz. Nefesle birlikte çok güzel. Kollarımızı yanda açtık. Evet, biraz aşağı indiriyoruz. Avuç içimizi çeviriyoruz ve geriye doğru. Evet, kürek kemiklerimiz hissettik. Yaklaşıp uzaklaşıyor. Kaldık, bekliyoruz. 3, 2, 1. Bıraktık. Başımızı hemen sağ ve sola doğru yatırıyoruz ve nefes alıp veriyoruz. Şimdi öne ve geriye. Nefesle çok güzel. Ve yavaşça bırakıyoruz. Suyu buzdan içelim. İlk bacak egzersizimiz squat jump. Omuz genişliğinde açtım. Parmak uçlarım çok hafif sağ ve sol. Hafif zıpladım. Squat pozisyonu. Zıpladım. Squat pozisyonu. Squat egzersizi komplike bir egzersiz. Birden çok kas grubunu devreye sokuyor. Çalışan kaslarımız gluteus maximus, quadriceps, femoris, hamstring, muscle, soleus, adductor magnus, yani üst kalça, arka bacak, alt baldır kasları, dış bacak kasları ve en önemlisi rectus abdominus dediğimiz karın kası. En çok çalıştırdığı bölgelerden bir tanesidir. Ardından hemen karın kası egzersizine gireceğiz. Hazırsak pozisyonumuzu alalım. Gül Hocam egzersiz esnasında dikkat etmeniz gereken hususları size söyleyecek. Hazır mıyız? Haydi, hareket vakti diyoruz ve başlıyoruz. Çok güzel. Diz kapaklarımız ayak parmak uçlarımızı geçmeyecek. Çok fazla öne doğru eğilmeyeceğiz. Kontrol edelim. Hafif sıçrayışlar yapıyoruz. Harika gidiyoruz. Kaç tekrar? Son 5. Süper. 4, 3, 2, 1. Son tekrarımızı yaptık. Hemen karın kası egzersizimizi göstermek istiyorum. Minlerimize uzandık. Kollar geride. Çok küçük yarım mekik dediğimiz egzersizimizi gerçekleştireceğiz. Hazırsak hemen soğumadan egzersize başlayalım. 1. Boyun formu çok önemli. Çenemizi göğsümüze indirmiyoruz. Harika. 5. 4. Süper. 3, 2, 1, son. Kalktık. Nefeslenelim. Hemen squat jump egzersizine başlayalım. Hazırız ve başlıyoruz. Evet, ikinci setimizi gerçekleştiriyoruz. İkinci sette çalışan kas gruplarımız daha aktif hale geliyor. Diz kapaklarımız, ayak parmak uçlarımızı geçmesi, bel,
formuna çok dikkat ediyoruz. Çok fazla öne eğilmeyelim. Kaç tekrar Sert Son Hocam? Son 5. Süper. 3, 2, 1. Son tekrarımız. Ve ara vermeden hemen karın kası egzersizimizin ikinci seti için hazırlandık. Ve başlıyoruz. 1. Bravo. Karın kaslarımız aktif, sıkı. Başımızın formu yukarıda. Son 3, 2, 1. Yavaşça Son. Bıraktık. Suyumuzdan içelim, çok fazla içmeyelim. Bacak antrenmanında fazla su tüketimi mide bulantısına yol açabilir. Antrenmanınızı aç karnına yapıyorsanız yine bacak antrenmanlarında basınçtan dolayı mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Yaşarsanız lütfen devam etmeyin. Evet, sularımızdan aldık. Nefeslerimizi düzenledikten sonra Selçuk Hocam bir diğer bacak egzersizini bize gösterecek. Yapmıyoruz. How to do lateral lunge jump. Yani lunge egzersizini jump şeklinde zıplayarak, halk arasında komando dansı olarak da bilinir. Ben egzersiz uygularken Gül Hocam yine formun yanlışlarını gösterecek. Ben hazırım hocam. Sizler de hazır mısınız? Haydi, hareket vakti diyoruz ve başlıyoruz. Evet, diz kapağımıza yine çok dikkat edelim. Diz problemimiz varsa çok fazla aşağıya çökmeden de egzersizimizi gerçekleştirebiliriz. Yine squat egzersizinde de bahsettiğim gibi öne doğru eğilmiyoruz. Üç. Son 3, 2, 1. Yavaşça bırakıyoruz ve hemen karın kası egzersizimiz için minderdeyiz. Bacaklarımızı düz bir şekilde uzattık. Kollar geride. Tam kalkacağız. Bel formumuza çok dikkat ediyoruz. Dik durduk. Daha sonra hafifçe karnımızı içe çektik. Omurlarımızı sırasıyla mindere bırakıyoruz. Hazırsak pozisyonumuzu aldık ve başladık. Bravo. 2. Evet, herhangi bir bel problemimiz varsa bacaklarımızı hafif bükerek de egzersizimizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bu şekilde. Son 5. Bravo. Son 3. 2. 1. Son tekrarda kalktık, bacaklarımızı hafif çektik, geride bekleyeceğiz 10 saniye. Süper. Karnımızı iyice hissedelim. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktık. Son tekrar tam can alıcı tekrardı. Nefeslenelim, dinlenelim. Jumping lunge egzersizimize başlayalım yine. Jumping lunge egzersizinde gluteus maximus kasımız, abdüktör magnus kasımız, quad kasımız aktif olarak çalışıyor. Zıplayarak yaptığımızda pliometrimiz gelişiyor. Eklemlerimizin amortisör görevi gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bu eğrin, yani süspansiyonun daha da artmasına fayda sağlıyor zıplama. Ben hazırım hocam. Sizler de hazırsanız başlıyoruz. Diz kapağımıza çok dikkat edelim. Zemine yaklaştırıyoruz ve dik duruyoruz. Öne doğru eğilmiyoruz. Çok hafif sıçrayışlarla bacak değiştiriyoruz. Süper. Kaç tekrar Selçuk 5. Hocam? Çok güzel. 3, 2, 1 ve yavaşça bıraktık. Ara vermeden hemen karın kası egzersizimizin diğer seti için pozisyonumuzu aldık. Ve hareket zamanı dedik, başladık. 1, 2, 3, 4, 5, son 4, 3,
2 1 Evet, son tekrarda yine bacaklarımızı çektik. Gerideyiz. Bekliyoruz. Son 5 4 3 2 1 bıraktık. Nefeslenelim suyumuzdan. İçelim. Nefeslerimizi düzenledikten sonra Selçuk Hocam bir diğer egzersizimizi göstersin. Bir sonraki egzersizimiz üçlü kombine bir egzersiz. Stiff leg deadlift egzersizini yapacağız. Ardından squat'a geçeceğiz. Ardından lunge. Harika bir egzersiz. Yine birden çok kas grubumu aktif hale getirdiğim bir egzersiz. Stiff leg deadlift'te dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bacağımızı çok bükmüyoruz. Tam da kitlemiyoruz. Çok çok hafif. Belki 5 derecelik açıda bükülü. Bel çukur. Eller bacaklarda. Eğildim. Eğildiğimde hamstring muscle kasımızın aktif hale geldiğini hissediyoruz. Yani arka bacak kasımız geriliyor. Bununla birlikte erector spina kasımız aktif olarak çalışıyor. Ben hazırım. Egzersizi beraber yapalım. Hazırlandık. Pozisyonlarımızı aldık ve başlıyoruz. Evet, dizleri çok 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 hafif büktüm. Harika. Şu an herkes arka bacak kasının gerildiğini eminim hissetmiştir. Kalktım. Selçuk Hocam'ı takip ediyoruz. Squat pozisyonundayız. Kalktım. Sağ bacak. Lunge. Çektim. Sol. Bravo. Hızımız çok iyi. Hiç bozmayalım. Deadlift. Nefes alıp veriyoruz. Bel formuna çok dikkat ediyoruz. Diz kapaklarımıza çok dikkat ettik. Kalktık. Squat pozisyonuna geçtik. Çok güzel. Şimdi lunge. Sağ bacaktayız. Ve daha sonra sol bacak. Tekrar ilk egzersizimiz. Deadlift yapıyoruz. Bel formu çok önemli. Daha sonra squat'tayız. Lunge'a geçtik ve diğer bacakta yapıyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Hızımız Selçuk Hocam'la birlikte olsun. Çok hızlı gerçekleştirmeyelim. Çok kambur güzel. Olmayacak. Bu pozisyon yok. Eğer böyle yapıyorsanız egzersizi es geçin. Yapmayın. Vücut düz. Nefes alıp verdik. Squat pozisyonundayız. Diz kapaklarımıza dikkat ettik. Şimdi lunge bir bacak ve daha sonra diğer bacaktayız. Son. Çok güzel. Squat'tayız. Lunge yapıyoruz. Ve diğer bacağımızı yaptık. Bıraktık. Harikasınız. Eminim az önce Selçuk Hocam'ın da bahsettiği gibi birçok kas grubunuz aktif bir şekilde çalıştı. Şimdi ben de başka bir karın kası egzersizimizi göstermek istiyorum. Yine bacaklarımızı uzattık. Bir kolumuz geride. Çapraz kol, çapraz bacak. Evet. Ben sağ kolumu geriye aldım. Sol elim kalça hizamda olacak. Sağ kol, sol bacak gerçekleştireceğim egzersizi. Nefesimi aldım. Kalktım. Ve bıraktım. Hazırsak 3, 2, 1 başlayalım. Alt ve üst karın kaslarımızın aynı anda çalıştığı harika bir karın kası egzersiziyle beraberiz. Bravo. Bel problemi olanlar diğer bacaklarını bu şekilde bükerek de gerçekleştirebilirler. Hocam dizleri bükerek de yapabilir mi çekerken? Evet. Bu şekilde evet. De yapabiliriz. Son 3. Harika. 2 1 Son tekrar. 5 saniye dinlendik. Hemen diğer kol, diğer bacak. Hazır. Başladık. Bravo. Olabildiğince yavaş, karın kaslarımızı hissederek tekrar sayısına çok bakmayın. Önemli olan kasımızın çalışması, kasılması. 3 2 1 1 Son tekrar. Harika. Yavaşça bıraktık. Kalkalım. Bir önceki harika egzersiz karışımımızı yapacağız. Pozisyonlarımızı aldık ve Gül Hocam.
hazırlandık. Başlıyoruz. Çok hafif büktük. Bel formumuza dikkat ettik. Kalktık. Squat pozisyonundayız. Daha sonra lunge. Çok güzel. Şimdi yine ilk egzersizimiz. Squat'tayız. Lunge'dayız. Nefeslerimizi düzenleyelim. Yaparken kendimizi kasmıyoruz. Çok güzel. Son kaç tekrar? Son 3 tekrar hocam. Çok güzel. Squat'ta diz kapaklarımıza dikkat ettik. Lunge'da yine öne doğru eğilmiyoruz. Çok güzel. Nefes alıp verelim. Son 2 tekrarın içerisindeyiz. Squat pozisyonuna geldik. Lunge yaptık. Diğer bacağımızı son tekrarımızı yapıyoruz. Çok yavaş. Bel formumuz harika. Şimdi squat'tayız. Ve yavaşça lunge egzersizine geçtik. Ve bıraktık. Bacaklarımızı sallayalım. Nefeslerimizi düzenledikten sonra az önce gerçekleştirdiğim karın kası egzersizinin ikinci setini yapacağız. Hazırsak pozisyonumuzu aldık ve başladık. Bravo. 2 3 4 Diğer bacağı bükebiliriz. 5 Çekebiliriz. 4 3 2 1 Son tekrar. Nefesleniyoruz, dinleniyoruz. Nefes, 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 nefes. Hemen diğer bacaktayız ve 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Son tekrar. Kalktık, nefesleniyoruz. Dinlenirken bir sonraki egzersizimi anlatmak istiyorum. Lütfen yapmayın. Özellikle iç bacak bölgesini sıkılaştırmak isteyen spor severlerin kesinlikle yapması gereken bir egzersiz. Bacağımı açtım. Egzersizimin ismi lateral lunge olarak geçer. İç bacak kasımı gracilis, yani iç bacak bölgemdeki yüzeydeki en hassas, vücudumuzun da en uzun ikinci kas grubu olan gracilis kasını, farklı bir tabirle iç bacak kasını çalıştırmaya yönelik yapacağımız bir egzersiz. Önce sağ sonra sol bacak olarak yapacağız. Ardından hemen karın kası egzersizine gireceğiz. Hazırlandık. Pozisyonumuzu aldık ve başlıyoruz. Nefes alıp verelim. Çok güzel. İlk önce bir bacakta yapıyoruz. Kalçamız geride. Diz kapağımızı bu şekilde öne doğru almıyoruz. Çok güzel. Nefes alıp veriyoruz. Harika gidiyoruz. İç bacağımızı tamamen hissedelim. Nefesle son. 3. Süper. 2. 1. Son. Hemen diğer bacak. Hemen diğer bacağımıza geçtikten sonra karın kası egzersizi yapacağız. Çok güzel. Nefes alıp verelim. Harika gidiyorsunuz. Sartorius kasımızı da devreye sokuyor. Süper. Sartorius da vücudumuzun en büyük, birinci, en uzun birinci kas grubu. Yine gracilis kasının olduğu bölgeden geçmekte. Son. 4. Çok güzel. 3. 2. 1. Son. Harikasınız. Ben bu karın kası egzersizinde elime bir su şişesi almak istiyorum. Sizler su şişesi, kumanda, yastık, herhangi bir malzememiz yoksa iki elimizi yumruk yaparak da egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Uzatacağım. Hafif geriye doğru gittim ve bir sağa bir solda özellikle yan karın kaslarımı aktif edeceğim harika bir egzersiz. Pozisyonlarımızı aldık. Selçuk hocamın komutuyla başlıyoruz. Başlıyoruz.
Egzersizde duruş formunda zorlananlar var ise bel altına yastık koyabilir. Son 5. Bravo. 4 3 2 1 bıraktım. Evet. Harika. Kalktık. Nefesleniyoruz. Bacak egzersizimiz için pozisyonumuzu aldık ve Gül Hocam'dayız. Hazırlandık. Başlıyoruz. Evet, yine bir bacaktayız. Nefes alıp veriyoruz. Kalçamız geride. Diz kapağımız öne doğru gitmesin. Çok güzel gidiyoruz ve dik duralım. Süper. Son 3. Harikasınız. 2, 1, son tekrar. Hemen diğer bacaktayız. Harika gidiyoruz. Çok güzel. Nefes alıp verelim. Süper. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Hemen ara vermeden az önce yaptığım karın kası egzersizini tekrar edeceğim. Ben bu sette bacaklarımı hafif kaldırarak gerçekleştireceğim. Sizler de yapabiliyorsanız bu formda, yapamıyorsanız ya da bel probleminiz varsa ayaklar yerde de gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsak 3, 2, 1 dedik ve başladık. Süper. Sağ sol obliklerimiz, abdominal kaslarımız devrede. Son 5, 4, 3, 2, 1. Kal bir tarafta, geç diğer tarafa ve yavaşça bırak. Harika. Bir sonraki egzersizimiz gluteus kasımızı, kalça kasımızı sıkılaştırmak isteyen sporseverlerin kesinlikle uygulaması gereken bir egzersiz. Bu egzersizde süperset olacak şekilde uygulamak istiyorum. Önce kalça. Yerde de yapabilirsiniz, düz bir zeminde, sehpada, kanepede de yapabilirsiniz. Kalçamız aşağıda, belimiz aşağıda. Kalçayı yukarı kaldırdık, sıktık, bekliyoruz. Tekrar sıktık, harika, bekliyoruz. Harika bir egzersiz. Egzersiz biter bitmez. Alt baldır kasımız, gastrocnemius kasımızı çalıştıracağız. Hazırsak hocam. Hazır mıyız? Haydi, hareket vakti diyoruz ve başlıyoruz. Evet, yukarıda bekledik, sıktık kalçamızı, çok güzel. Hafif aşağıya indiriyoruz. Daha sonra tekrar yukarıdayız. Başımıza, boynumuzun formuna dikkat edelim. Nefes alıp veriyoruz. Egzersizi olabildiğince yavaş gerçekleştirmenizi istiyoruz. Kalçamızı sıkalım. Yukarıda bekleyelim biraz, daha sonra indirelim. Son 3. Süper. 2, 1, son tekrardayız ve hemen Selçuk hocamın bahsettiği diğer egzersiz için hazırlandık. Ayakta da yapabiliriz. Parmak ucunda yükseldik. Topuk yere kesinlikle değmiyor. Üst noktada birkaç saniye bekliyorum. Gastrocnemius soleus kasımızın aktif olarak çalıştığı bir egzersiz. Harika bir egzersiz. Nefes alıp veriyoruz. Yaparken kendinizi kasmayın. Az önce Selçuk hocamın da bahsettiği gibi oturarak da yapabilirsiniz. Ayakta da gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bu egzersizi yürüyerek de yapabilirsiniz. Nefes alıp verelim. Son kaç tekrar Son beş Selçuk hocam? Süper. 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Sallayalım. Evet, salladıktan sonra karın kası egzersizimize geçeceğiz. Ben yine su şişesiyle yapacağım. Bacaklarımızı kaldıracağız yukarıya ve bir sağ bir solda su şişesini Harika. Bacağımızın alt kısmından geçirerek değiştireceğiz. Hazırsak pozisyonumuzu alalım ve can alıcı karın kası egzersizine başlayalım. Bravo. Boyunu problemli olanlar, boyun ağrısı çekenler başını mindere indirebilir.
alt üst karın kaslarımızı yine aktif eden harika bir egzersiz. 5, 4, 3, 2, 1. Süper. Bıraktık. Nefes alıp veriyoruz. Dinlendik. Son tekrarlarımızı yaptıktan sonra çalışan tüm kas gruplarımızı rahatlatmak için stretching yapacağız. Hazırlandık, pozisyonlarımızı aldık ve başlıyoruz. Evet Selçuk Hocam, bu sette yastık aldı. Nefeslerimizi düzenledik, kalçamızı sıkıyoruz. Çok güzel, devam ettik. Harika gidiyorsunuz. Yukarıya doğru kalçamızı kaldırdığımızda biraz bekliyoruz. Son kaç tekrar Selçuk Hocam? Son 7. Çok güzel. Son 5. Son 4. 3. 2. 1. Yavaşça bıraktık. Hemen bir diğer egzersizimiz için hazırlandık ve başlıyoruz. Çok güzel. Nefes alıp verelim. Dik duralım. Harika gidiyoruz. Evet, ben de oturarak göstermek istiyorum. Bu şekilde de oturarak hareketimizi gerçekleştirebiliriz. Kadın spor severlerin, topuklu ayakkabı giyen kadın spor severlerin sürekli çalıştırdığı bir kas grubu. Son kaç tekrar 5, Selçuk Hocam? Çok güzel. 3, 2, 1, sağ. Bıraktık. Hemen karın kası egzersizimiz için malzememizi aldık. Uzandık. Hazırsak son set karın kası egzersizimize başlayalım. Harika. Bel problemi olanlar başı yatırıp bacaklarını çok fazla indirmeden de devam edebilirler. Bu şekilde de gerçekleştirebiliriz. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça bıraktık. Hocam stretching egzersizlerini isterseniz oturarak sehpada gösterelim. Olur. Sizler varsa sehpa, koltuk, kanepe veya yerde uygulayabilirsiniz. Evet, oturduk. Ben de yerde uygulayayım Selçuk Hoca. Tamam. Bacaklarımızı açtık. Eller diz kapakta. Sol el diz kapakta. Sağ el parmak ucuna uzandık. Harika. Diğer taraftayız. Bravo. Sol ayak düz. Sağ ayağı attım. Üstteki diz kapağıma bastım. Alttaki ayak parmak ucuma uzandım. Bravo. Hemen değiştirdim. Uzandım. Süper. Sağa yatırdım bacağımı. Alttaki bacağımı çıkardım. Üstteki bacağıma baskı uyguladım. Bıraktım. Diğer taraf. Bastım. Harika. Bıraktım. Kalktım, yukarıdayım. Kalçadan aşağı doğru yavaşça eğildim. Ulaşabileceğim en son noktada bilekten tuttum, bekliyorum. Harika. Kalktım. Bacaklarımı hafif açtım. Kollar geriye, aşağı. Skapulaları esnetelim. Bekleyelim. Bravo. Başı sağa çevirdim. Hafif geriye doğru yatırdım. Sola çevirdim. Hafif geriye doğru yatırdım. Önden geriye. Ters. Çektim nefesimi. Tekrar. Son kez. Söz sizde Gül Hocam. Bugün de harika bir antrenman programının sonuna geldik.
Biraz sonra, yaklaşık 20 dakika sonra orta seviye antrenman programımızı gerçekleştireceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm antrenman programlarımız da sosyal medya hesaplarımızda yüklü bulunacak. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın, bizimle kalın.